misafirlerimiz, Balıkesir Valimiz Sayın İsmail Usluoğlu alanımıza teşrif etmişlerdir. Karelerimiz Erzincan'dan, Bingöl'den, Anadolu'nun her tarafından var. Yani iki kişinin o samimi güzel. Niye çocuğunu kaybettik, görevdeyken çocuğunu kaybetmiş bir annenin o şeyini verdik. Yine aile sıcaklığını yansıtan bir yemek, yemeği. Tamamen köyde bu Anadolu'nun yokluğunu anlatan sıcaklığı anlatan. Servisi kolay aldık. Biz de oraya sağ olsun, bize çay dolduruyor. Sağ olsun. Bize yakalanmak. Onların hepsi de farklı. Tabii hepsi farklı yerler. Daha mesela bu Dursun Bey. Evet. Bir de konumuz şu anda aile olduğu için ailenin o işte yalnız kalmış bir anneyi anlatıyor. Orada yine evde yalnız kalmış artık. Yani son devreni yaşayan insan. Tek kalmış. Mesela burada iki kişi kalmış bir insan. Yine bakın burada tek kalmış, o yüzü anlatan, o yokluğu anlatan bir insan. Bu hastalıkta yine beraber olduğunu gösteren bir tanesi. Tamam, hayat yok mu değil, hastalık da var. Aynen. Çok şey anlatıyor.
bu kavram mesajı altındaki o ailenin sıcaklığını yansıtıyor. Yani o ailenin sıcaklığını mümkün olduğu kadar karelerde vermek istiyor. Siz kendiniz mi çekiyorsunuz? Toparız yani. Burada torunla beraber bu torun sevgisi sırtında taşıyorlar. Bu Anadolu kamerim oradan mı çekiyorsunuz? Yok, bu taraftan. Öyle mi? Denizli tarafından. Oralar da çok güzel. Aynen. Aynen. Köyü vardı. Şey köyü. Dağ köyü. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Evet. Tabii. Bu kulada yine kavunu yukarı bağlarlar. Allah Allah. Oldukça topladı, alışmış. Alışmış kavun. Evet. Temas edince çürüdüğü için. Değil mi? Kaç ay dayanıyor bu? Yani aralık yukarı kadar dayanıyor mu? Dayanıyor. Kış boyunca. Dört bakın burada yine. Kontrolde oturup dışarıda. Zaten bizim insanlar da hep böyle kapı önünde. Ocak hiçbir zaman sönmez adam oldu. Ve kadın varsa. Tabii. Ocak. Bazen işte kadın yalnız kalıyor. Bazen erkek yalnız kalıyor. Çok doğal. Evet. Tabii mümkün olduğu kadar doğal yakalamak gerekiyor. Evet. Tunceli tarafı orası. Burası mesela kilise tarafı. Ambarlar var. Barak Ovası burası. Bakın yüzler üstüne koruyor yataklar falan. Size ne öyle? Türk yeri. Evet. Karadeniz tarafına. Evet, evet. Orada kısır ayıklıyorlar. Evet. Bizim de tip gösterisinde ailenin o sıcaklığını vermek baba almış bu yüze. Omuzuna. Bak. Ya o pekmez. Bakın yalnız kalmış. O çocuk özlerini, o şey özlerini vermek. Evet, pekmez kaynak. Aile dayanışma. Aile dayanışma. Aile dayanışma. Yine kat kapı ölmüş oldu. Bu uyurluk kurusu var, dedik deriz biz doğu tarafında. Bak şu hazırlığı. Bunlar ekmek yapmıyor. Kırsalı tercih ettiniz. Pek köşe, tabii. Neden kırsalı tercih ettiniz? Şehirde ailen yaşamıyor mu? Mutlaka var tabii. Ama orada kariler daha zorluk, daha doğal. Daha doğal, daha doğal. Daha zorlukta ne? Aile zorlukta sana. Pekmez mi kaynatıyor? Bu salça ya. Salça. 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 Ekmek deriz biz. Evet. Hazırdır. Sulanır sonra yenir. Bunlar Gürcüler. Burada Gürcüler de var. Adıdalar. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim, protokolümüzün diğer kıymetli üyeleri, değerli basın mensuplarımız, sevgili hanımefendiler ve beyefendiler. Ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması temasıyla gerçekleştirilen Balıkesir Aile Çalıştayı programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımıza başlarken sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.
misafirlerimiz. Açılış konuşmalarına geçmeden önce bugüne anlam katan, programımızı şereflendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik telgrafı bulunmaktadır. Sizlere telgrafı seslendiriyorum. Aileye ve aile müessesesine sahip çıkmak, insana ve tüm insanlığın istikbaline sahip çıkmak demektir. Giderek artan küresel dayatmalar karşısında tüm dostlarımızı aile müessesesinin korunmasında hassasiyet göstermeye çağırıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve yine meclisteki yoğun çalışmalarından dolayı aramızda bulunamayan fakat telgraf gönderen Balıkesir Milletvekilimiz Doktor Mustafa Can Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz ve şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Hatice Dostu kürsüye davet ediyorum. Karşılaştığı sorunlar bakımından temel bir çözüm ünitesidir. Aile, insanın ilk varoluş noktası, hayat yolculuğunun ilk adımıdır. İnsanı besleyen en güçlü kaynak olarak gösterdiğimiz aile kurulunu sürdürülebilir kılmak için hem psikolojik hem de biyolojik açıdan sağlıklı insanın varlığı elzemdir. Sağlıklı aile yapısı yalnız kendi üyeleri için değil, içinde bulunduğu çevre ve toplum içinde bir denge ve güven unsurudur. Sahip olduğumuz medeniyet mirası içinde aile kurumu öncü ve belirleyici bir değere sahiptir. Toplumda en küçük ölçekli yaşam ünitesi olarak kabul ettiğimiz ailenin kendi fonksiyonlarını icra edememesi ülkeler için ağır sorun tablolarının habercisidir. Bu sebeple bu yapının daha yakından incelenmesi çözüm çabalarına yeni bir ufuk kazandıracaktır. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde düzenlenen aile çalıştayımızın moderatörlüğü Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Süheyla Sarıtaş tarafından yürütülecektir. Çalıştay ana başlıklarımız aile, eşitlik ve adalet, aile, sosyal kalkınma ve refah, aile, hayat boyu gelişim ve öğrenme, aile, çevre ve iklim, aile, teknoloji ve dijitalleşme, aile odaklı sosyal hizmetler olup oluşturulan masalarda bu konular irdelenecektir. Çalıştay sonunda ailenin güçlendirilmesine yönelik tespitler ve çözüm önerilerini de içeren Balıkesir Aile Raporu hazırlanacaktır. Çalıştayımızın düzenlenmesinde bizleri destekleyerek yalnız bırakmayan Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Balıkesir Kent Konseyi'ne, ayrıca oturumlara katılacak olan değerli akademisyen ve temsilcilere şimdiden teşekkür ediyoruz. Çalıştay'ın elimize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla. Konuşmalarından dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Hatice Dost'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Avukat Mehmet Birol Şahin'i sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Valim, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli Rektör Yardımcımız ve Karesi Altayır Kaymakamımız, İl Müftümüz, İl Ticaret Odası Başkanımız, İl Sağlık Müdürümüz, velhasıl protokolümüzün değerli temsilcileri, çok değerli akademisyenler ve genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel, anlamlı çalıştaya hoş geldiniz.
Biraz sonra değerli akademisyenlerimiz işin akademik boyutuyla ve şehrimizde, ülkemizde aile merkezli olarak yaşanan sorunları mutlaka tartışacaklardır, konuşacaklar. Ben şimdiden bu çalıştayın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ancak bu arada ben de hazır söz almışken sizlerle birkaç duygumuzu da paylaşmak isterim. Efendim, aile vücudun hücre biyolojik olarak karşılığı vücuttaki hücredir. Toplumda aile neyse vücuttaki hücre odur. Aile hücre bozulduğunda, hücre rahatsız olduğunda hemen en kısa zamanda bütün vücut rahatsızlanır ve hasta olur. Ve bu da ailelerde eğer ki bu ailenin içerisine bir hastalık girmişse, ailede bir sorun varsa, yani bu her bir türlü sorun olabilir. Bu sorun mutlaka önce oradaki yaşanan ailenin yaşadığı apartmandan başlayarak, evden başlayarak sokağa, mahalleye, şehre ve ülkeye yansır. Ailedeki bozulma, aile bozulmuşsa toplumda o milletlerde bozulmaya yüz tutar, bozulur. Bugün birçok alanda yaşadığımız ve belki de hepimizin şikayet ettiği milli değerlerimizdeki veya ahlaki değerlerde, manevi değerlerdeki şikayetlerin sebebi aslında ailedeki sorunların topluma yansıması. Geleneksel Türk ailesi Orta Asya'dan yola çıkarak İslam diniyle buluştuktan sonra Türk İslam medeniyetinin aile kavramında, aile dediğimizde çocuk, anne baba, dede, nine, teyze, hala, amca, dayı gibi biraz önce sergide açılışını yaptığımız orada fotoğraflarda da en güzel belgeleri de onlar. Onlar geleneksel ailelerimiz aslında. Ama maalesef modernizmin popüler ettiği ve hepimizin de belki kabul ederek böyle bir yaşam tarzına dönüştürdüğümüz aile yapımız dede, nine gibi büyüklerin ve hala, teyze gibi büyüklerinden arınmış, sadece çocuk ve anne babaya indirgenmiş ve modern bugünkü deyimiyle çekirdek aileye dönüşmüştür. Çekirdek aileye dönüşmesini emperyalizmin, modern yaşam biçiminin aslında bir dayatması, bir projesidir aslında. Evet, yaşam biçimimizi kolaylaştırıyor olabilir, ancak doğduktan sonra yetişen çocuğun dededen, nineden, amcadan, dayıdan uzak yaşaması, özellikle de anne babasının çalışıyor olmasıyla birlikte bu aile ortamında büyüyememesi, çünkü çocuklar özellikle milli değerleri, manevi değerleri yaşayarak, bunları görerek, izleyerek öğrenirler ve nesilden nesile bu değerler intikal eder. Eğer bu değerleri çocuklar büyüklerinden, aile büyüklerinden öğrenemezse, ailede bir sorun varsa bu sorun devam eder, katlanarak büyür, topluma yayılır. Evet, emperyalizm, modern dünya bireyleri daha rahat sömürebilmek için mümkün olduğunca küçük yapılarda, çekirdek ailede, ki son zamanlarda küresel düşünce, yine modern yaşama biçimi gibi artık özel hayatlarının bile sokaklara yansıtılarak adeta reklamının yapıldığı bir zaman dilimindeyiz. Buradaki amaç da giderek o bizim geleneksel aile, sadece bizde değil, Rusya'ya gidin, Amerika'ya gidin, nereye giderseniz gidin, geleneksel aile büyük ailedir. Ve gerçek aile odur. Çekirdek aile, modern yaşam biçiminin dayattığı bir aile biçimi. Neden dayatılıyor? Daha rahat bozulabilsin, daha rahat sömürülebilsin ve insanlar sadece bir tüketim malzemesi olsun, tüketimin konusu olsun diye. Şimdi giderek de bunu da belirtmekten, özellikle genç kardeşlerim de burada,
Görüyorsunuz ekranlarından gazetelerine, ulusallarından yereline kadar çekirdek aileyi aşarak cinsiyetsiz bir toplum bile oluşturmaya, yani artık o noktaya geldi ki tamamen dağıtılan, darmadağınan aile ve değerler tamamen yozlaştırılarak daha rahat yönetilen, daha rahat tüketen ve sadece emperyalizmin konusu olan insana doğru maalesef gidiyoruz. Yaşam biçimi, yani davranışlar ailedeki eğitimle, ilk eğitimle oluşuyor. Sonra okul, diğer çevre faktörleri elbette var. Ben şimdi buradaki insanlara davranışlar konusunda doğru ya da yanlış kendi görüşlerimi belki ikna edebilirim ama ikna ettiğim bu değerleri davranış haline dönüştürmem artık belirli bir aşamadan sonra maalesef imkansıza yakın oluyor. Aile son derece önemli. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin giderek daha fazla ailenin korunması, aile korunurken milli ve manevi değerlerin de bu ailede nesillere aktarılması konusundaki özenli çalışmaları devam ediyor. Ben kendim Cumhurbaşkanımızdan en alttaki bütün bürokratlara kadar, belediyelere kadar hepsine teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Çünkü varlığımız ancak buna bağlı. Eğer sizin aile, yani bu aile dağıldığında toplum da dağılıyor. Artık orada millet de yok. Yani genç kardeşlerim belki daha fazla karşılaşıyorlardır. Yani dünya vatandaşı dedikleri kavram insanların aynılaştığı, insanların birbirinden olan farklılıklarını yok edildiği, rahat sömürülmesi için yok edildiği bir düzen. Bu doğru değil. Bu bir İngilizle, bir İngiliz geleneğiyle, bir Türk milletinin geleneği, bir Rus milletinin gelenekleri, onların farklı yaşam biçimleri ve değerleri var. Herkes, eğer bizler de Türk milleti olarak yeryüzünde onurlu bir yer edinmek istiyorsak, geleneksel değerlerini her millet için, bu böyle, geleneksel değerlerini, milli ve manevi değerlerini binlerce yılda oluşmuş davranışlarını muhafaza etmemiz, modern dünyada bunları yaşatmamız gerekiyor. Yeni formuyla yaşatmamız gerekiyor. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayayım. Herhalde meramımı anlatabilmişimdir. Efendim, hepiniz buraya ayağınıza sağlık. Vaktinizi ayırdınız, geldiniz. Akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuda böyle bir çalıştayı düzenledikleri için. Hepinize bu çalıştaydan alacağımız dersler var. Bu dersleri, bu çözümleriyle birlikte konuşulan konuların şehrimize, ülkemize tekrar hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi muhabbet ve saygıyla tekrar selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Avukat Mehmet Birol Şahin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi değerli hitaplarını gerçekleştirmek üzere Balıkesir Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu'nu arz ederim. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, çok değerli Cumhuriyet Başsavcımız, değerli vali yardımcılarımız, kaymakam arkadaşlarımız, il müdürlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli akademisyen arkadaşlarımız, sevgili öğrenciler, ben de sözlerime başlarken her birinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle Türkiye yüzyılı için güçlü birey, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışıyla ailenin korunması ve güçlenmesi hedefiyle düzenlenen aile çalıştayımızın ülkemiz için, milletimiz için, Balıkesir'imiz için
hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet, bugün burada Çalıştay'ı düzenleyen, Çalıştay'ın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim geleneğimizde, kültürümüzde, ailemizde, geçmişimizde, inancımızda aile kutsaldır. Bu anlayışla Türkiye yüzyılı hedefine adım adım ilerlediğimiz bu dönem içerisinde bizim için üzerinde en fazla durmamız gereken hususların başında ailenin korunması geliyor. İşte bu anlayışla burada kıymetli akademisyenlerimiz inşallah sunumlar yapacaklar. Burada katkıları olacak. Ben tekrar bu çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çünkü hem milli kültürümüzde hem de inancımızın temelinde bulunan aile müessesesi ülkemizde önemli bir yere sahip. Kadim geleneğimizde bizim aile ile toplumu, aile ile derler, bir ve hep beraber olmuş. İşte tarihte bunun birçok örneğini görürüz. İşte büyük Cihan padişahlarının aile yaşantılarından tutun, devletimizin, imparatorluğumuzun kuruluş sürecinden, cumhuriyete geldiğimizde ve cumhuriyete geçiş sürecimizden itibaren hep ailelerin hep ön plana çıktığını, güçlü ailelerin hep ön planda olduğunu hep beraber görürüz. İşte bunun Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli fikir babası olarak bildiğimiz Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünden ilhamla aileyi yaşatmak, nesli korumak, aileleri sağlam temeller üzerine inşa etmek, desteklemek ve korumak asli görevlerimizin başında gelmektedir. Aile dediğimiz bu mukaddes ocak, yaşatılması, bunu bir takım tehditlerden korumak, bir takım işte günümüzde aileyi yok etmeye yönelik, aileyi itibarsızlaştırmaya yönelik, biraz önce Başkan Vekilimizin de ifade ettiği gibi, bunu muhafaza etmek çok çok önemli. İşte bu gibi çalıştaylar, bu gibi düzenlenecek etkinlikler bizim bu aile kurumumuza sahip çıkma adına yapmamız gereken çok önemli etkinlikler olduğunu ben düşünüyorum. Bu anlamda Aile Bakanlığımızın himayesinde biliyorsunuz bizim aileyi koruma adına da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çok güzel projeleri var, çok güzel çalışmaları var. İşte bunlar sosyal yardımlardan ekonomik desteklere, psikososyal ve sosyokültürel uygulamalardan evlilik öncesi programlara, sıcak yuvalardan danışmanlık hizmetlerine kadar vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirmek, aileyi korumak adına birçok projeler hayata geçirilmeye çalışılıyor. İşte bu kapsamda da bizim bu alanda uzman hem sunum yapacak hem de bu konuda değerlendirmede bulunacak buradaki kıymetli hatiplerimizin buradaki yaklaşımları, paylaşımları da çok önem arz etmekte. Bu aile çalıştayı bizim 81 ilimizde Cumhuriyetimizin 100. yılında her ilimizde bu çalıştaylar gerçekleştiriliyor. İnşallah bugün burada da bu çalıştaydan hayırlı ve güzel sonuçlar elde edeceğimize ben canı gönülden inanıyorum. Tekrar bu çalıştayımızı milletimiz için, Balıkesir'imiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli hitaplarından dolayı Balıkesir Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de Balıkesir Aile Çalıştayımızda açılış konferansını gerçekleştirmek üzere Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Narlı'yı sahneye davet ediyorum.
Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Cumhuriyet Başsavcım, çok değerli protokol, çok değerli katılımcılar. Hepinizi öncelikle hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu çalıştayda çok kısa bir süre içerisinde bir açılış konuşması veya bir açılış konferansı diye adlandırdılar. Yapar mısınız dediklerinde çok az bir zaman oldu. 24 saat bile olmadı. Çok heyecanlandım. Çok onur duydum. Heyecanlandım çünkü bütün hayatımızı kapsayan bir konudan söz ediyoruz. Üzerine yüzlerce cilt çalışma yapılmış, yüz binlerce sayfa çalışma yapılmış bir konudan söz ediyoruz. Bu konuda insan ne söyleyebilir? Nasıl bir hitapta bulunabilir? Doğrusu heyecanla beraber biraz da korku verici bir şey. Dolayısıyla ben izin verirseniz fazla akademik olamayan belki de kısa bir değerlendirme yapmak isterim. O konular zaten biraz sonra çalıştayda değerlendirilecek. Çok güzel görüşler ortaya çıkacak. Buna inanıyorum. Aile, bugün kullandığımız aile kelimesi Arapça kökenli. A-B, A-V-A-V-L, Elif-V-A-V-L harfinden meydana geliyor. Aile, yani ıyal, ayal olarak kullanılabiliyor. Asıl manası bir kişinin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu topluluk anlamına geliyor. Asıl temeli bu. Türkçe, eski Türkçe'de oguş deniliyor. Bu artık kullanılmıyor, eski Türkçe'deki oguş kelimesi, ama eski Türkçe'de aile yapısını, akrabaları bildiren, belirten yığınla kelime bugün hemen hemen olduğu gibi kullanılıyor. Biraz sonra birkaç örnek vermeye çalışacağım. Belki eş anlamlı bir iki kelime önemli. Mesela Ehl-i Beyt, ev ahalisi, aile demek özel bir anlamı var. Peygamberimizin ailesi şeklinde de özel bir anlam kazanıyor. Ev, doğrudan ev kelimesi aile anlamına gelir, öyle kullanılır. Hane halkı diyebiliriz. Mecazlar var. Soy birlikleri için, dil birlikleri için, ekonomik birlikleri için, çeşitli familyalar için aile kullanılabilir. Kullanılıyor zaten. Ailenin niteliğine göre gruplandırmaları var. Çok sayıda, ama bunların çoğunu zaten şu anda kullanıyoruz. Siz de kullanıyorsunuz. Geniş aile. Açıklamama gerek yok galiba. Ataerkil aile. Pederşahi aile deniliyor. Yani karar ve iradenin babaya ait olduğu bir yapıyı. Anaerkil aile. Maderşahi dediğimiz irade ve kararların ana da bulunduğu geniş aile, çekirdek aile, parçalanmış aile, koruyucu aile, bunlar çoğalıyor. Bunlara dediğim gibi çalıştayımızda değinilecek. Sadece şunu söylemek isterim. Türkçe'de aile üyeleri, aile bildiği etrafında kullanılan kelimeleri, mesela ata, yani baba, ök, ana, apa, abla, teyze, eze, açık, büyük kardeş, avurta, süt anne, baldız, bey, bek veya çıkan, yiyen anlamında, singil, küçük kız kardeş, kadaş, kardeşlik, akrabalık, kandaş, babaları bir olan kardeşler, karındaş, anneleri bir olan kardeşler, kükü, hala, ini, yaşı küçük olan erkek kardeş, katnagun, kayınbaba, füde güveyi gibi yığınla sayacağım kelime. Bunun için söylüyorum. Hemen hemen bildiğimizden değil, öğrendiğimiz kadarıyla hiçbir dilde bu kadar akraba ismi yoktur. Hatta zamanı da çok verimli kullanmak istiyorum ama hatta bugün o kadar yoktur ki bazı kelimelerde, ne yazık ki dilimize girmiş. Biraz safterunca kullanılan kuzen kelimesi çok saçma bir kullanımdır. Annenin, dayının oğlu, teyzenin oğlu, amcanın oğlu, ne olduğu belli değildir.
Bunların hepsinin Türkçe. Bu, bunların olması bütün toplum hayatımızın bir aile düzeni içinde kurulduğunu ve geliştiğini gösterir. Hatta Türklerde devlet yapısı aile yapısının iz düşümü olarak biçimlenmiştir. Bu yüzden devlet babadır. Vatan anadır. Bütün sistem bunun üzerine kurulur. Biraz olumsuz bir tarafında da değinelim. Devlette veya bir yerde gelmek için insanın dayısının olması gerekir. Mitolojik metinlerden bugüne devletin kuruluşu, çöküşü, yükselişi aile metaforu üzerinden anlatılır. Ben edebiyatçı olduğum için hemen iki romandan bir örnek vereyim. Mesela Kiralık Konak romanını hatırlarsınız. Batılılaşmanın yeni yaşama biçimlerinin, israfın, başkasına öykünmenin vesaire vesaire değerleri kaybetmenin neticesi olarak dağılan toplum bir konak metaforuyla anlatır. Yani aile metaforuyla anlatılır. Saatlere ayarlama enstitüsünü de duymuşsunuzdur. Okuyanınız vardır. Doktor Hayri İrdal da hastalığını baba psikozu olarak belirler. Hayri İrdal babasını beğenmemiş, başka babalar arama yoluna gitmiştir. Şu andaki birçoğunuzun yüzünüzdeki tebessümden aslında bu baba psikozu, Hayri İrdal'da bulunan baba psikosunun Türk toplumunun devlet yokluğunu yani babasızlığını aslında işaret ettiğini anladığınızı fark ediyorum. Toplumun özü aile olduğu için onu tahrip eden şey doğrudan toplumu tahrip eder. Aile sosyolojisine giriş gibi böyle birkaç kelimeyle giriş desem ne derim? Aile bireylerin ve toplumların elbette gen taşıyıcısı. Yani sirayet etmenin merkezi, sirayetin merkezi. Sirayeti olumsuz, olumlu anlamda da kullanabilirsiniz. Yani ulaşma, geçme. Bireyin ve toplumun ilk durağı. Birey lafını tırnak içinde kullanıyorum. Bir cümle sonra, birkaç cümle sonra değineceğim. Aile sosyolojisinin kodları en yoğun ve en derin şekilde nerede bulunur? Bir toplumda, bir dilin içinde, bir kavramın en derin, en sıkışmış öz olarak anlamları nerede bulunur? Cevap atasözlerinde. Ne yazık ki akademiyamız görgüsüz modernleşmenin tesirinde epey zaman, çaba, şey kaybetmiş eğitim sistemimiz. Bunu dikkate almıyor. Almadığı için de sürekli çuvallıyor. Kendi kavramlarımızı bir türlü oluşturamıyor. İsim koymadığınız sürece hiçbir şey size ait değildir. İsmini koyduğunuz şey size aittir. İsmi koymak da dediğim gibi o dilin mikrokozmosu olan atasözlerinin deyimlerinden yola çıkmaktır. İşte ben de ondan bir iki cümle yola çıkayım. Bir iki örnekle. Yani ailenin mikrokozmik yapısını da atasözlerinde bulacağız. Yapısını, kurumsal gelişimini, değişmesini, toplumsal etkileşim içindeki işlevlerini, akrabalık ilişkilerini atasözde bakalım. Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet. Yine aile ve devlet ilişkisi için bunları açıklayamayacağım tabii zaman. Yok böyle bir şey, hadsizlik de yapmayacağım inşallah. Yuvayı dişi kuş yapar. Baba koruk yer, oğlunun dişi kavaşır. Keşke zamanımız olsa da bunları konuşsak, keşke bunlar aile üzerindeki çalışmaların hareket noktası olsa. Çok fazla tanımlarla boğulmuş bir sistematik, adı sistematik olan bir çalışma yürütüyoruz. Birçok alan. Babadan gören sofra, anadan gören minder. Ana kızına taht kuran, kız bahtını koca dağıtır. Ailenin kurulması, ailenin aile doğurması ancak böyle anlatılabilir. Dedim ya,
bıraksanız şimdi bu konuda gidelim. Yani. Neyse, şimdi ailenin çözülüşü bağlamında iki paradigmaya yine haddim olmayarak işaret etmek istiyorum. Birincisi birey, tırnak içinde değineceğim dedim. İkincisi çekirdek aile. Birey. Efendim çok lafı dolandırmadan söyleyeceğim. Birey olmanın imkanı yoktur. Birey olmak bir gerçeklik değildir. Bu bir simülasyondur. Arka planda çok çok eğitim bilimciler sakın bana kızmasınlar. Hocalarım burada izahını yapınca da anlaşılır da. Birey olmak diye bir gerçeklik yoktur. Hiç kimse birey olamaz ve kendi kendine yetemez. Peki bunu böyle söylemek niye söyleyemiyoruz? Dedim ya, o sistematik modernleşme, tırnak içinde modernleşme içerisinde bize ait olan bir zihin dünyasının daima kıymetsiz olduğuna dair tuhaf bir baskılanmış bir yargımız var. Ondan söyleyebiliriz. Çekirdek aile bir zorun, yani değişimin getirdiği bir sonuç denilebilir. Burada iki şeye dikkat, iki patlamaya dikkat etmek lazım. Bir, çekirdek aile anne baba çocuklar diyorlar ama giderek anne baba ve çocuk haline geldi. Bu kendi içinde iki patlama içeriyor. Bir, ya çocuk uğraşılması zor, huzur kaçıran, işini engelleyen bir bela, ya da uğruna her türlü şeyine katlanan tanrısal bir varlık. İkisi de büyük patlamaya yol açacak bir aslında oluşumun habercisi. Bu durumda ne yazık ki geleceğin yarısını anne babalar, yarısını da bu çocuklar huzursuz ve anlamsız hale getirmeye adaydır. Çünkü aile toplumu besleyen bir ocak, orada pişen yemek toplumu yararlı olabileceği gibi onu zehirleyebilir de. Şimdi gelelim, müsaade ederseniz, biraz daha içeriden bir iki kelam etmeye, daha içeriden, daha. O da Aciz'in yayınlandığı dönemlerde çok daha ilgi gören, belki de hak etmediği kadar ilgi gören bir şiirini okuyacağım. Özler. Burada akrabalık, başka adı da akrabalar dedi ama hoş olmadı, özler şiiri. Yine bu telkinimi lütfen bağışlayın. Her bir beyitte bir akraba ismi vardır. Oraya dikkat etmenizi isteyeceğim. Annedir ilk yuvası, son uçuşu varlığın. Ve katıksız imkanı Tanrı'yı anlamanın. Anneyi buraya koydum. Çok saçma olacak bir şiiri böyle rezil rüsva etmek ama isimden de bunu bir cümleyle daha söyledik gibi bir şey geliyor. Anne düz ne diyor? Düz yazı ya. Düz yazı diye bir şey neyse. Anne varlığın ilk yuvası ve son uçuşudur ve Tanrı'yı anlamanın katıksız en saf imkanıdır. İkinci bir eylemin öznesi, anlamın yurdudur baba. Yarım kalan rüyasını gördürür oğluna. Unutulmaz ömrünüzün en arkası bile söğütten bir düdük yaptıysa dedeniz eliyle. Yaz serinliği, kış güneşi, mine kucağı. Göğsü atlastan döşek, kolu kuştan yastıktır. Abiniz varsa gök altında bir limanınız,
vardır ve dört gözle baktığınız bir aynanız. Birinci beytte yaptığım şeyi burada yapmamaya başladım hem zamandan dolayı. Sırların gözeneği abladır. Dil içinde dildir. Yokluğunu kuş değil, taş bile bilmesidir. Abladır. Amcadır. Gariplik öldüren kokusu vardır. Dünyası yengelerin bildiği kadardır. İşli boya, uyumuş yara, görmemiş kızdır, bilmemiş nasıl büyünür evde, çünkü halasızdır. Bilmez oğlan, ne denir dayısız çocukluğa? Suyu yok ırmakların kıyısı mı mesela? Büyümeler tanığı, gelinlikler çarşısı, anne mirası teyze, kimsesizler aşısıdır. Efendim, hürmetlerimi tekrar arz ediyorum. Sağ olun.